Kastamonu'ya gidelim hocam. Beyza soruyor. Bazı konulara aylarca çalışsam da tam öğrenemediğimi düşünüyorum ya da öyle hissediyorum diyor hocam. Nedir bunun sebebi? Öğrenememe hissi. Şimdi öğrenememe hissi bir öğrenememedir aslında. Bunu dramatik olarak ya sen bildiğin halde öyle zannediyorsun korktuğundan diye bir duygulanma bozukluğu da kabul edilir. Ama bu duygulanma bozukluğu çalışırken değil sınavda oluşan bir şeydir. Şimdi özellikle konuları aylarca çalışmanıza rağmen öğrenememiş hissiniz varsa ben bonsoca.com'da köşe yazılarım vardır. Tıkladığınız zaman okursunuz. Eksik konu öğrenciyi kendine doğru çeker. Bakın dikkat edin buna. Eksik konu sizi kendisine doğru çeker. Bakın görselimizi görüyorsunuz. Şimdi onu kısaca sizinle paylaşacağım. Sevgili öğrenciler, türevden yüzlerce soru çözdünüz. Ve bir türlü anlayamıyorsunuz. Yüzlerce saat etüt aldığınız türevden yine anlamıyorsunuz. Özel dersler aldınız, anlamıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben türev problemi olan ve asla bunu aşamayacak olan biriyim diyorsunuz. Şimdi bakın dikkat edin. Oysa matematik bilimi der ki üzerinize düşen her öğrenme görevini doğru yapmanıza rağmen türevi öğrenememişseniz muhtemelen limitte sorununuz vardır. O zaman gidip türevi bırakacaksınız, limite çalışacaksınız. Limite çalıştınız, bütün çalışmalarınızı bitirdiniz. Hala limiti de, türevi de öğrenememişsiniz. Diyor ki matematik bilimi, muhtemelen dizilerde sorununuz vardır diyor. Gidip dizilerde çalışacaksınız. Şimdi lise giriş sınavına hazırlanan öğrencilere sadece 8. sınıftan sorular geliyor. 7 ve 6. sınıfın konularını öğrenmeden asla 8'i başaramazsınız.